Günler. Diyarbakır'dan size sesleniyoruz. Günlerdir arkadaşımız Ekrem Demir gelişmeleri size canlı yayınlarla ve video haberlerle iletiyordu. Biliyorsunuz burada bir tür destan yazılıyor. Geçen hafta Hicire Akar adlı anne oğlu PKK'lılar tarafından dağa kaldırıldığı için oğlunun peşinden HDP kapısına dayanmıştı. Öyle bir yol açtı ki Hicire Akar sonunda oğluna kavuştu. Çünkü ilk geldiğinde oğlumu almadan gitmeyeceğim diyordu. Çünkü üç evladından ikisini zaten dağda kaybetmişti. Birinin cenazesini almıştı. Birinin de sağ olduğunu biliyordu ama dağdan geri getiremiyordu. Üçüncüyü de PKK el koyunca artık isyan etti ve buradaki adresine HDP'ye geldi. PKK'ya kaçan oğlunu geri istemek üzere. Hicri Ana direndi ve oğlunu geri aldı. Bu öyle bir model yarattı ki arkasından önce Diyarbakır'dan, sonra Mardin'den, sonra Ağrı'dan, sonra Malatya'dan PKK'ya oğullarını kaptıran aileler HDP kapısına dayanmaya başladılar. Ve burada bir eylem başladı, evlat nöbeti. İşte bu evlat nöbetini günlerdir sizlere yansıtmaya çalışıyorduk. Bugün yeni katılan ailelerle birlikte ailelerin ağzından size son gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Çünkü şöyle bir önemli gelişme var. HDP'nin bu tavrı bazıları tarafından cumartesi anneleriyle karıştırılmaya başlandı. Bakalım bu anneler cumartesi annelerine benziyor mu, benzemiyor mu? Evet, önce Çetinkaya ailesi var sol tarafımda. Fevziye ve Şahap Çetinkaya, 17 yaşındaki Süleyman'ı annesi ve babası. Sağ yanımda ise ilk kez bir kız çocuğunun annesi bu eyleme katıldı. Kendisi 14 yaşındaydı. Kızı henüz 14 yaşındaydı ve Hüsniye anne kızının peşinden 4 yıl önce PKK'ya kaptırdığı kızının peşinden buraya geldi. Bu eyleme katıldı. Evet, şimdi gelin aileleri dinleyelim, öykülerini dinleyelim. Neden HDP kapısında tekrar soralım. Evet canım, hoş geldiniz. Türkçe bilmiyorsun. Hiç mi bilmiyorsun? Hiç. Sen o zaman bize yardım edeceksin. Hocası burada. Evet. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle daha önce de konuştuk. Evet. Şu evladınızın başına gelen hikayeyi tekrar bize bir seyircilerimize anlatır mısınız? Çok yoruldunuz. Kaç gündür buradasınız? Burada 8 gün oldu. 8 gün oldu. 8 mi? 5 mi? 5 gün oldu. Pardon, 5 gündür. 5 gündür. 6. gün. O çocuk 8 gün gitmişti, doğrudur. Evet. Siz çok taze sizin yaranız değil mi? Belki 8 gün olmuş. Tabii o diğer cuma gitti. Bugün de zaten burada nöbetçiyiz. Bizim biliyorsunuz nöbetinde boş gidiyor valla. Bir şey kazanmıyorsunuz. Yani biz böyle istiyorsunuz. Keşke bir barış gelse eski gibi herkes kurtulsun diyor. Her şey bu halarda. Ben çoğu düşündü. Akşama sabaha kadar yaratmıyorum. Ben o kadar düşündü de daha ben bu zor durma için başkalarına geçmez, düşmesin. Ben için bir barış gelsin. Siz 30 Ağustos günü, bayram günü çocuğu kaybettiniz. 30 Ağustos kayboldu. Nasıl oldu, bir anlatır mısınız? Vallahi evde çıkmıştı. Ben şeye gideyim. Benim abim bir tane rahatsızdır, hastalandı. Ben de ona bu beraber geldi. Bu döndü, o gelmedi daha. 17 yaşındaydı değil mi evlat? 18'e başladı. Tam bu ay 15, bu 18'e basıyor. 18'e yeni bu ay mı? Eylül'de basacak. Yok, ay 15'iydi. Zaten bu son bari tadını çıkarmadı. Kayboldu gitti. Peki daha önce bunlarla bir alakası var mıydı? Yok, hayır. Hiçbir şey yok. Şimdiye kadar biz haber, bir şey yok burada. Peki kaçırdıklarını mı düşünüyorsunuz? Ya da kaçırdı bilmiyorum. Ya da kaçırdı mı takım bir yere gitmiştir. PKK yetişmiştir. Ben biliyorum. Çünkü dün gün bir arkadaşlar konuştu. De gel. De gel böyle bir işim var sana var dedi. Nedir işini? De gel ben seni göreyim. Daha sen beni göremezsiniz. De Süleyman sen nereye gidiyorsun? İşe bir şey gidiyor. Böyle de böyle bir şeydi. Sen beni göremezsin daha artık. Gel bir konuşalım o dakika. Ben gideyim daha gel. Beni göremezsiniz. Adam diyor valla ben işten gelmiş. Şurada diyor ben işten gelmiyorum. Ben yorgunum. Gelmeyeyim. Ya de ben 10 dakika gel beni gör. Daha sen beni göremezsin. De 5-15 dakika yine 10-15 dakika git telefon açtı kapalıydı. Daha ondan bir ondan sonra telefonu açıp bırakmamıştı. 6-36 dakika geçti. Asım'a doğru telefonu kapalıydı. Siz ne yaptınız? Hemen polise gittiniz mi? Ya, polise gitti, oraya gitti, buraya gitti. Sana denize dibine gitmiş. Hiçbir gün.
bu şey kapısına, HDP kapısına niye geldi? Kadir onlara dedi ben herkes birleştirsin, biz de yardımcı olur her türlü, her imkanda biz gidip kaldığıyla birlik, beraberlikle biz gider. Biz tek başına gidemiyorsunuz, o da haklıdır. Değil, o da gelsin, biz onlara sesleniyorsunuz, o da yardımcı olsun. Onlar tek başına değil, biz gücümüz yok mu? Bu da yardımcı olsun, biz beraber gelsin, seni kurtarsın. Hakkıyla doğru, o da doğrudur. Niye mesela AKP, CHP, İYİ Parti, hepsi birleşsin, biz de hazırdır. Biz de geliyor. Şunları kurtarsın. Yazık. Ya ben bu bir hafta içerisinde hiç yatmıyorum. Yazık diye bu kadar insanlığı yazık değil ya. Başını bu Diyarbakır hepsi ona versin, ben ne yapıyorum? Benim tek oğlumun dünya tesellidir ya. Bu Diyarbakır benim olsun, ben ne yaparım zaten. Peki ama siz bunların Kandil'le alakasını biliyorsunuz, öyle değil mi? Ben 10 defa olsam diye, vallahi de biz elimizde yoktur. Benle Kandil alakasımız yok. Bu siyaset bir partidir. Bunlar biz tanımıyoruz. Bunlara nereye gidiyoruz, nereye geliyoruz, yolumuz bilmiyoruz bunlara. Eğer bilse ben seni gönderiyorsun, oraya gönderiyorsun. Ne bana inanmıyorsun? Bunlar çağrıyı devlete bıraksın, hükümete bıraksın. Herkes bilgi alsın, herkes buraya gelsin. Herkes barışsa istiyorsunuz. Ama bak, tarih karşıdan barış geldi. Vallahi o barıştan önce bizim köylerden kimse güneş kaybolsa kimse oraya duramadı. Hem PKK tarafta hem askeri tarafta. Hayvanı dışarıda kaldı, evladı dışarıda kaldı, kimse kurtaramadı. Şimdi o barış geldiği zaman dünya gülü gülistan oldu, öyle sessiz oldu, sakin oldu, herkes hadd oldu. Yine o barış bitti, yine aynı ayağa gitti. O barış bitti, barış döneminde ama ne oldu? Ya, hendekleri kazdılar, öyle hendek, değil mi? Ondan sonra o zamanlarda bizim yani memleketimiz gülü gülistan oldu, biz bir rahat oldu, sakin, herkes kendi işine gittin geldiğini, kimse tokulmadı. Ama o sıra, o günler hendeklerin kazıldığı günlerde, öyle değil mi? Vallahi hendek ne zaman kazmış, tarih kimse tabii, ben ikisi tarihi ben bilemem. İkisi tarihi ben bilemem. Yani ben bu kadar artık acı çekti, başka da çekmesin, ben o kadar bileyim, tamam. Etrafınızda çocuğunuz nasıl etkilendi? Başka çocuklardan mı etkilendi? Ya bizim köylerden zaten çocuğu yok. Çocuğumuz yok, 2-3 tane köyde çocuğumuz yok. Bizim hepsi işe gidiyorsunuz, okula gidiyorsunuz, kimse yok ki. Benimki iki tane, bir tane de benim komşumuz vardır. Diğeri hiç yok, köyde yoktur abi. Hepsi işe gitmiştir. Bu da zaten yaşı doldurmadı. Yaşı doldursan biz gönderdim bir de. İstanbul'a gönderdim, bir tane oğlum İstanbul'da çalışıyor, oraya gönderdim. Yaşı doldurmadı. 15 gün, hatta bu ayın 15'i yaşı doldurdum. Kaça kadar okudu oğlunuz? Lise bitirdi bu sene. Ha, liseyi de bitirdi. Bu sene lise bitirdi, üniversiteden hazırladım sözden. Üniversiteye girecekti öyle mi? Ya sözden hazırladım. Siz ne iş yapıyorsunuz? Valla ben de köyde iş, sağ sola işten ne iş olsa ne şey olsa çalışıyorum kendime. Ama yazık, bu insanlar bu kadar zulüm, ihanet yapmazsa ya, yazık. Gerçekten günahattır ya, insan günahattır ya. Evet, devletten ne bekliyorsunuz? Valla devlete bir umut bekleyelim. O da gider birle, bunlar diye mesela biz hazırdır. Bu da gelsin, beraber, birlikle beraber, heyetle, basınca hepsi Kadir'e gidelim. E gelsin. Kandil nereden destek alıyor sizce? Evet, Kandil'in evet. Arkasında. Ya bunlara bile diyorum. Biz hazırız. Devlet de gelsin, biz gidiyoruz. Siz İnanıyorsunuz. Sen... İnanıyor musunuz? Biz doğru, hazırız ben, demesine. Ben inanıyorum. Niye inanmıyorsun? Bu kadar insan orada hepsi. Bu kadar böyle insanlara bak. Ama burada biri, binden biri buraya gelir. Binden biri ya. Bu kadar sen yani, takip edersen ne kadar insanlar dışarıdadır. Hepsi bu insan hepsi acıdan çekiyor. Günah değil ya, yazı değil ya. Şimdi ben bu Diyarbakır'a bana verse, ben oğlumu verdim mi? Yok. Siz kimsiniz? Biz. Adınız ne? Hüsniye Kaya. Hüsniye Kaya. Mekke'yi anasıyım. Mekke'nin anasısınız. Evet. Mekke'ye ne oldu? Öyle Mekke okula gitti, liseye ikiye. Lise ikiye. Okulda bir okula gitti, gelmedi eve. Gelmedi. Daha bir ay kalmış. Okula bir ay kalmış. O gelmedi eve. Biz aradı, dedi belki halk onu kaçırmışlar. Aradı, İstanbul'a gittik, Adana'ya gittik, İzmir'e gittik, Bursa'ya gittik. Yani bir yere bulamadık, aradık. Kızım ortada yok, emniyet müdürüne gittim, karakola gittim, her yere gittim. Karakola gittiniz, evet. Şikayet ettiniz. Evet. Şikayet ettim, dedim kızım ortada yok. Aradım, bulamadım. O sur olayları, hendek savaşları sırası mıydı? Hangi yıldı? O başlamış mıydı? Başlamış. Yok. Daha bir ay sonra başlamış. Kızımı ortada kaybetti. Sonra o Diyarbakır sur var ya. Evet. Orası başlamış. Aradım. Gittim şeye, DHP'ye. Gittim, dedim kızım, dedi senin kızın tanemiyoruz. Biz tanemiyoruz. Söylemedi beni. Aradım, emniyete gittim. Her bir ay emniyete gittim, dedi vale teyze.
Yani gerek buraya gerekmeye yoktur. Yani biz arasa, biz bulansa sana telefon açacaksın. Yani ortada yok kızım. Şimdi bir kişi onu tanımıyorum dedi, çetedir ha dedi, seni kızın şeye Suriye'de götürmüşler. Suriye. Kim bunu bunu söyleyen ki? Zıkak çetesiydi, zıkaktır bilmiyorum. Tanımıyorduk. Bana dedi, sen Mekke anasıyım dedi, ha ben Mekke anasıyım. Sen onu tanıyorsun dedi, ha benim tanıyorsun. Dedi, vela onu arkadaşı zıkak çetesidir, onu Suriye'ye götürmüşler. Dedi, senin kızın yaşıyorlar, oradadır. Yani devlet bize bırakmıyor, oraya gideceğim. Suriye'ye gitmek istiyorsun, Suriye'de nasıl arayacaksın? Ben ne bileyim. Belki kızım yanıma, mesela aklına başına gelirse benim yanıma gelecek. Yani ben kızımı istiyorum ha, o için gelmişim. Kızım sağdır. Evet, sağ olduğunu biliyor musunuz? Hiç telefonda falan konuşmuyor. Yok, hiç konuşmamış, yok. Ne telefon, ne konuşmayı, ne fotoğrafı, ne bir hiçbir şey. Ha. Gitmeden önce bunların bir işte yok kültür merkezleri var, yok spor merkezleri var. Öyle bir yerlere gidip geliyor muydu? Yani nasıl avlandı, nasıl etkilendi bunlar? Yok valla ona gidi gelme ya da okula gidi geli. İnamı Kemal Lisesi okula okuyormuş. Birinci oku, birinci de Yahya Kemal'de okumuş, bitirmiş. İnamı Kemal'de yeriniz müdür bize çağırmış dedi, senin kızın derze katılmıyor. Önce bir haberiniz oldu, evet. Derze katılmıyor, geldi eve, ben onu 2-3 tokat vurmuşum, dedim kızım sen okula için onu göndereceğim, yoksa zıkak için sen göndereceğim. Dedim niye derze girmiyorsun? Dedi anne derze gidiyorum, artık gidiyorum. Gire derze. O kızım bir hafta gitti oldu, o eve gelmedi. Eyvallah. Arkadaşlarından falan tanıdığınız var mıydı? Yok. Hiç bana söylemedi. Yani bu arkadaşımdır, bu arkadaşımdır. İleriz okul arkadaşı söyledi. Dedi valla Mekke bugün okula gelmemiş. Dedi hani nereye gitmiş dedi bilmiyorum. Gelmemiş okula. O zamana kadar kızım kayıptır, ortada yok. Valla. Biz ağlayayım. 5 sene kadar biz ağladık. Ben en çok küçük kızım, en küçük idi. En küçüğüydü. Yani o küçük idi. Kaç çocuğunuz var? 7 tane. 5 tane kız, 2 tane erkek. Abileri bu yolda mı? Abileri de bu VDP'nin yolunda mı? Yok, abileri bir tane Bursa'da mamurdur. Milli Eğitim'de çalışıyor. Bir taneci güvenlikçidir. Sitale bekçi yapıyorlar. Güvenlikçi. Yok, öyle yani bize... Bu devlet sizi okuttu, çocuklarını okuttu, iş sahibi yaptı, öyle mi? Ha, devlet o kızımı, çocuğumu okula gönderdim, meslek sahibi oldu. Benim büyük oğlum APS'ye girmiş, bir şey kazanmamış, sertifikayı çıkarmış, güvenlik. Güvenlik şimdi yapıyorlar. Benim oğlum gibi bir tane Bursa'da mamurdu, Milli Eğitim'de çalışıyor. Mehdiye'nin bir hevesi var mıydı? Şöyle olacağım, böyle olacağım, yok. Öğretmen olacağım, doktor olacağım. Diyor ben o polis olacağım. Polis olmak istiyor. Evet, polis olmak istiyordu. Diyor anne ben polis olacağım. Dedim kızım polis daha iyidir. Sen ya senin boyu gerekiyor. Güzeldir, senin boyu güzeldir. Mekke'm çok güzeldir ha. Bir fotoğrafı var mı yanınızda? Bende vardı. Senin çocuğun yok. Çocuğun ne kadar çok zordur. Dört yıl önce 14 yaşındayken kızı Mehdiye'yi kaybetmiş olan annenin yanındayız sayın seyirciler. ...14 yaşında PKK'nın el koyduğu kızımız işte bu.
Eğer sizi duyuyorsa şu an ona ne söylemek istiyorsunuz kızınıza? Dedi eve gelsin. İstiyorum eve gelsin. Peki gittiği yol nasıl bir yol? Ben ne bileyim. PKK'nın yolu yol mu? Size ne faydası var, ona ne faydası? Yok, faydası yoktur. Bizde faydası yok. Ya zararı var, fayda yoktur. Ben kızımı istiyorum. Ha, eve gelsin. Rica ederim eve gelsin. Ha, vallahi. Nasıl olursa ben kızımı istiyorum. Bu 4 yıl boyunca emniyete gittiniz. Ha. HDP'ye gittiniz. Ha, gittim mi sonra? Benim kızım fidan gibidir. Kim bilir başına neler geldi o şeyde, o dağda. Sizin kızınız geldikten sonra okul kabul eder herhalde, değil mi? Onunla konuştunuz mu? Okulla konuştunuz mu? Okula tekrar verir misiniz dönse? Ha, devam ederse okula okuyacağım yani. Hı hı. Okula okuyacak. Ha, valla. Sağ olduğu haberlerini dinliyorsunuz. Evet sayın seyirciler, bir de ailelere kız çocuğu annesi eklendi. Diğer ailelerle de konuşacağız, mikrofon uzatacağız. Acılarını paylaşmak değil sadece, ama nasıl bir çıkış yolu, nasıl bir umutları nerede, onu dinleyeceğiz hep beraber. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Merhabalar tekrar. Diyarbakır'dayız değerli izleyiciler. HDP il binasının önündeyiz. Bugün eylem 6. gününde. Geçen hafta Hecire Akar'ın evladını istemesi ve 5 gün içinde evladına kavuşmasıyla başlayan süreç. Ardından evlatları PKK'ya kaptırmış olan aileler buraya gelmeye başladılar. Ve HDP'nin kapısında evladımızı geri istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz dediler. Bu ailelerin çoğu Kürt kökenli ve çoğu yoksul aileler değerli izleyiciler. Onların yanında bu defa çocukları PKK tarafından kaçırılmış polisler, astsubayların aileleri de gelmeye başladı. Onları da yayınımızın ilerleyen dakikalarında sizlerle tanıştıracağız. Şimdi bir Kürt anne var yanımda, Fevziye Çetinkaya. Başından beri eyleme katılan bir anne. 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı günü oğlundan ayrı kaldı. Eşi Şahap Çetinkaya bize çevirmenlik yapacak. Şimdi Fevziye anneyi dinleyelim. Evet, siz kaç yaşındasınız? Kaç yaşında? 18 giriyor. 18'e giriyor. Ha, hayır. Kendisi kaç yaşında? Anne kaç yaşında? 50. Kaç çocuk annesi? 11 çocuk annesi. 11 çocuk annesi. Oğlunuz kaç numaraydı Süleyman? Kaç numaraydı? Nasıl kaç numaraydı? Kaçıncı çocuğunuz? 6. çocuk. 6. çocuktu. Abileri mi var, ablaları mı var? İki tane abi var, 3 tane ablası var. 6. oldu. Onlar bir etkisi oldu mu acaba oğlunuza bu yola girmesi için? Onlara bir kesin haberimiz yoktu. Şimdiye kadar bir haberim yoktu. Eğer başka gizli, başka adamlar çalıştığını konuşturuyor, ben bilemedim. Haberim yoktu yalnız. Ben bilse zaten bırakmadım. Kim bırakır oğlun karşısı gitsin? Bizim daha habersiz çalıştığını demek. Annesine sorar mısınız? Annesinin haberi var mıydı acaba? Hı? Öyle Türkiye falan ne kadar? Zavaz mı? Benim gireyim mi bırakmadım? Gireyim mi? Bizi şuraların üyesi, bu da kurtulsun. Bizi günahtı. Biz bu hallerden bırakmasınız. Bu işi sizce kim çözecek? Devlet mi çözecek? Ama daha devlet çözebilirsiniz. Devlet eğer çözsen yaparsın. Devlet çözmesen bu çocukları kimse gelemez. Vallahi kimse. Biz burada 1 yılda 10 yılda beklersin. Devlet yardımcı olsa bize herkes kurtulur. Kandil'den gidip alacak mı çocuklarınızı? Nasıl yapacak yani? Devlet de yardımcı olsa, eyyat kursa, basın da gelse beraber inşallah herkes gidip çocukları getiriyor. Bunların da konuşması lazım ama, değil mi? Önce ben, buraya bunlar, gelip gidiyor muydu çocuğunuz? Buna gitti gelmesi, olan ben bilmiyorum. Bazıları bak orada ismi yazmış Süleyman. Ama onun da onu değil mi? Ben bilemem ama bak orada yazılıydı. Orada ismini yazdılar. Belki o yazmamış. Başka Süleyman da var. Diyarbakır'da ismi yok. Yalanı Süleyman. Su ismi de yazmamış. Tek Süleyman yazmış. Süleyman Çetinkaya yazması ama yok. Çetinkaya yoktur. Yalanı Süleyman. Süleyman vardı.
Yeni mi yazıldı o yazı, duvar? Bilmiyorum, belki o da yazmamıştır. Yani haberim yoktu. Belki o da yazmış, belki onu yazmamıştır. Ama o da Müslüman yazmıştır. Kim yazmış ben bilmiyorum, haberim yoktu. Yalan dolan da o işi olmuyor. Evet. Siz hemen geldiniz buraya. 30'unda evladınız gitti, hemen buraya polise geldim. Gittiniz. Haberim. Bir de Suriye kapısından bir telefon konuşması yapıldı değil mi oğlunuzla? Öyle bir konuşma. Polis bana söyledi. Polis de birisi bana dedi Suriye'den giriş yapmış, birisi de yalandı. Ben herkes, kimse bir şey görmüşsün, herkes bir laf söylüyorsun. Ben inanmıyorum günah. Ben Diyarbakır'a olsa Diyarbakır etrafındadır. Daha çıkmamıştır inşallah. Biz takip etse biz kurtarırız ama takip etmese. Eğer devlet yardımcı olsa, devlet yardımcı olmasa biz kurtarmıyoruz. Hı-hı. Doğrudur yani. Peki bir kanal yoluyla belki oğlunuz sizi duyuyorsa bir çağrınız var mı oğlum? Keşke bizi duysa. Mesela biz istiyorsun geri gelsin, pişman mı olsun, eve gelsin. Peki zorla tutuyorlarsa kaç oğlum diyor musun? O da zorla duvarı yakalasan bırakmaz. Bırakmaz. Ben de gelse diğer de kim kimseyi bırakmaz. Niye çekeyim? Sadece devlet kurtarırsa kurtaracak. Evet, devlet kurtarsa ben de gelse bak ben ne elde olsa ben yine kurtaramaz. Şimdi ben kurtaramaz. Onlara aynı bir devlet gibi insanlardır. İnsanı öldürüyorsunuz. Şey yapıyorsun. Sen bir askeri ala geri taburda getirebilirsiniz. Hayır. O da aynıdır. Evet, Metiye'nin, Ekiye'nin annesine dönelim. Tekrar siz demin bir şey söylemek istediniz. Devlete bir... Biz de devlet... mesela AK Parti, CHP, MHP, hepsi konuşa yardım olacağım. Benim kızım geleceksin yani. Bizi bırakmıyorsun, oraya gideceğim. Onu arayacağım, alacağım. Bırakmıyorlar diyoruz ya, saktır. Devlet... Ama onlarla alakası olan esas burası. HDP öyle değil mi? Yani Kandil HDP demek, öyle değil mi? Kandil'e HDP çocuklara götürüyorlar Kandil'e. Devlet götürmüyor. Devlet onu sabahı çıkıyorlar. Ama habersiz kaçırmışlar, çocuklara götürmüşler. Evet. Zorla götürülenler de var. Duyuyor musunuz konu komşudan etrafta? Yok vallahi yok. Ortada kızım yoktur. Bize haber gelmişler. Çetedir. Zıkak çetesidir diyor. Senin kızın Suriye'dedir. Yaşıyorlar. Yani inancım. Yaşadığı haberi geldi yani. Diyor yaşıyor yani orada, bilmiyorum. Bak çeteler metelerdir. Bence kızımı istiyorum. Vallahi. Biz de diliyoruz ki beraber bir yayın yaparız. Kızınızla beraber. Kızınız inşallah onların elinden kurtulur. Düze çıkar ve bir dahaki yayında hep beraber o müjdeyi amin, veririz seyircilerimize. Onun için buradayız. Amin. Şimdiden sabır diliyoruz. Amin. Kızımı istiyorum. Başka istemiyoruz. Evet sayın seyirciler, şimdi bir değişiklik yapacağız. Başka ailelerle sizleri bir araya getireceğiz ve hikayelerini dinlemenizi sağlayacağız. Kısa bir ara. Merhaba tekrar değerli izleyiciler. Televizyonunu yeni açanlar için duyuralım. Diyarbakır'dayız. Günlerdir ulusal kanal ekranlarında Ekrem Demir'in aktardığı gelişmeleri izliyorsunuz. Diyarbakırlı anneler, aileler, çocuklarını PKK'ya kaptırmış olan Diyarbakırlı anneler, aileler HDP il binasının kapısına dayandılar ve çocuklarımızı geri verin diye haykırışlara başladılar. Neden HDP diye sorduğumuzda, çünkü önce HDP'ye geliyorlar, beyinleri burada yıkanıyor, ondan sonra dağa götürülüyor diyorlardı aileler. İşte o ailelerin öykülerini her gün size olabildiğince aktarmaya çalışıyoruz. Dün yeni iki aile geldi. O iki aileden biri Ağrılıydı. Ağrı'dan kalkmışlar, gelmişler. Çünkü televizyonda izlemişler ve böyle bir kalkışma var. Artık yeter, bu HDP'nin kapısına gidelim. Çocuğumuzu belki kurtarırız ümidiyle. Bedirhan Necla Çur sol tarafımda ve bir başka anne Remziye Akkoyun. Bugün 6. gününde eylemde. Sabah geliyor bu insanlar, sabah 8'de HDP'nin kapısına, akşam 8'e kadar oturuyorlar. Çocuklarımızı almadan buradan buraya gitmeyeceğiz diyorlar.
Remziye anne Kürtçeden başka bilmiyor. Türkçeyi biraz anlıyor ama konuşamıyor. O yüzden bir başka nöbetteki aile Rauf Biçer de bize tercümanlık yapacak. Remziye Akkoyun'u anlatırken, onun anlattıklarını size aktarırken. Evet, önce Ağrı'dan başlayalım dilerseniz. Dün Ağrı'dan geldi Bedirhan ile Necla Çur. Merhaba tekrar. Dün sizle merhaba tanıştık. Hocam. Evet. Sağ ol, teşekkür ederim hocam. Siz nasıl duydunuz, buraya nasıl geldiniz? Seyircilerimize tekrar anlatır mısınız? Hocam ben televizyondan gördüm. Ben televizyondan gördüm ama benden geldim buraya. Oğlum için geldim. Ben de dedim ben gideyim oğlum için. 4 senedir oğlum gitti. 4 sene oldu. 4 sene oldu. Tam 4 sene oldu gittiğini. 15 yaşındaydı. Ama bozayın mı verdiler? İlaç mı verdiler? Nasıl başını yıkadılar? Ama küçüktür, çocuktur. Daha 15 yaşında. 15 yaşında. Ne yapıyordu? İsmi neydi? İsmi... Vahit değil mi? Vahit. İsmi Vahit Çur. Vahit Çur. Çobandır oğlum. Evet. Şeyi Vahit'i gösterelim. İşte bu çocuğumuz değerli izleyiciler. Vahit Çur düşünün daha 15 yaşındayken çobanlık yapıyor. Ağrı'da çobanlık yapıyor. Ve nasıl oluyorsa sanki böyle bir dinozorun şeyleri gibi, pençeleri gibi alıp dağa götürdüler. Aynen. Evet. Aynen. Siz aile ilaç aldığından şüpheleniyor o kadar. Şüpheleniyoruz. Hı-hı. Biz çünkü çocuğumun HDP terörle ile bir ilişkisi yoktur. Hı-hı. Benim çocuğum zaten çocuktur. Hiç onları alakası yoktur. Öyle şeyler hiç bilmiyordu. Zaten biz fakiriz. Bizim elimizde bir şey yoktur. Biz de kalktık, buraya geldik. Biz de dedim, biz çocuklarımızı isteyerek, oğlum için geldim buraya. Başbakanımız, eğer sanatçımız, eğer anneler, babalar, kardeşler bize destek verirseniz, biz de buradayız. Çocuğumu almaya geldim. Almasadan bir yere gidemem. Zaten çocuğumu için, onun için geldim buraya. 4 yıldır nerelerde aradınız Vahit'i? 4 yıldır hiç görüşmedik. Ama çocuğum dağa götürdüğün zaman ben köyde dolandım, ben kalktım, onu sordum. Hiç kimse dedi ben görmedim. Ben de kalktım, işin aldım, dağa gittim. Ben dedim bunlar vardır, o benim oğlum. Kaçırmasınlar, ilaç falan vermesinler. Ben gittim onun yanında gördüm. Ben bağırdım, çağırdım. Ben gözünüzle de eşim. Gördünüz. Evet, gözünle gördüm. Peki orada ama bizim yanımıza getirmedik. Biz böyle durduk, o da böyle durduk. Bizim yanımızda da biz gittik. Ben dedim ben oğlumu yanına gideyim. Dedi hayır gitme. Silahla böyle bize çekti. Dedi hayır gitmeyin. Biz de ben de evet sana. Ben de bağırdım, çağırdım. Ben o zaman dünyayı kopardım. Dağda ben bayıldım. Ben gözümü açtım. Ben eşim beni getirdi. Ben baktım oğlum yoktur. Oğlumu nereye götürdüler ben daha bilmiyorum. Peki uzaktan gördüğünüz çocuk da size gelmeye çalışıyor muydu? Gelmeye onu da... çalışıyor. Bizimle konuşmasını gelmeye çalışıyorlar. Onlar bırakmadılar. Diyor gelmeyin yaklaşmayın. Peki dağa gittim dediğiniz kamplarına kadar mı gittiniz bunların? Daha bilmiyorum. Dağa götürdüler. Gelip gidiyorlar mı sizin köyünüze? Gelip giderler mi? Terör. Evet. Yok, daha yoktur. Çocuğumu götürdüler, daha köye falan gelmiyorlar. Benim çocuğum da benim çocuğum fakirdir. Biz de fakiriz. Ben çocuğumla öyle fakirle büyüttüm. Ben onunla büyütmedim. Ben çocuğumu istiyorum. Biz de fakiriz. Ev geçimi de Vahit yapıyor. Ev geçimizi o yapıyordu. Zaten küçük çocuklarım evdedir. Evimizde 2-3 çocuğum küçük vardır. Evdeydi. Kimse onunla bakmaz. Ben kalktım geldim oğlum için. Burada oğlum istiyorum. Oğlumu almadan bir yere gidemem. Bizim ciğerimiz yandı. Evet şu an bazı bir koşuşturma oldu değerli izleyiciler. Yayına galiba bir ara vermek zorunda kalacağız. Gelişmeleri
arkadaşımız izliyor. Şimdi burada şöyle şeyler oluyor. Mesela HDP'nin kapısından birisi çıkıyor. Bu bir milletvekili olabilir. Bir işte il başkanı olabilir. Bunlara bağırıyor, çağırıyor. İşte defolun diyor, gidin diyor, yeter diyor. Ondan sonra baktılar dinletemiyorlar. Bu sefer o beğenmedikleri polis var ya, hani ısırıyorlar, kolunu ısırdı Remziye Tosun bunları, milletvekili hatırlarsanız. Bu yılın Mart ayıydı zannedersem. İzinsiz bir eylem yapmak istediler ve o zaman bir polisin kolunu ısırdı. İşte o beğenmedikleri polis, ısırdıkları polise gidiyorlar, bu kez ricacı oluyorlar. Lütfen burada artık yayın yapmayın, bunları buradan alın diyerekten. Evet, biz Ağrılı Baba'ya dönelim bu arada. Hocam şey buyurun, söylemek istiyorum. Eğer HDP herdiyse, dilse çocukları teröre seslenirse, dilse çocuğunu getir, Abu Dak'a da çocuğumu getirecekler. Her şey onun elindeler. He, aynen. Biz fakiriz. Evet. Biz çocuk için geldik buraya. Burada kimseyi tanımıyoruz. Evet, tabii ki biz hepsi kardeşiz. Biz kimseyi tanımıyoruz. Tamam dedin, sizin için dağa çıktınız. Böyle mi bizim için, çocuklarım için dağa çıkmışsın? Çocuklarımızı götürüyorsunuz. Sizin için dağa çıktık diyorlar ama senin çocuğunu götürüyorlar da. Çocuğumu götürüyor. Sizle konuşan oldu mu HDP'den? HDP'de hiç konuşmadım. Hiç konuşmadım ama konuşacağım HDP'de. Oğlumu istiyorum ondan. Oğlumu versin. Ben buraya kadar geldim. Ben boşuna gelmedim. Çocuğumu istiyorum. Çocuğumu versin. Çocuğumu çünkü kandırdılar. Ve Dağ'la da alakası var diyorsunuz. Çocuk 30 yaşında değil. Askerliği yapmamışlar. Çocuğumu istiyorum. Evet. Evet, Ekrem Demir'den son gelişmeleri alalım değerli izleyiciler. Evet, Ekrem neler evet, oluyor? Merhabalar. HDP hemen giriş binasının kapısı zaten. Gelip giderken, HDP'ler içeri girip çıkarken çatışmalar oluyordu. Evet. Sözlü sataşmalar oluyordu. Şimdi de birisi satamışlar diye bir ifade kullanmış. Ha, ailelere üzerine, satılmışlar evet, dedim. Onun üzerine gergin bir ortam oluştu biraz. En sert noktaya ulaştı aslında bugün. Emniyet güvenlik tedbirini aldı. Şu an çözdü. Sakinleştirmeye çalışıyor emniyet. Şu an normale binmiş. Milletvekili var mı? Yok. Milletvekilleri olduğunu zannediyorum. Şu an milletvekili değil. Ama daha detay göreceğiz. Emniyet biraz sakinleştirsin. Çünkü gerginlik devam ediyor. Onu bekleyelim biraz. Biz devam edelim. Evet. Sizi dinleyelim. Kimse de hocam özür dilerim, bir şey sormak istiyorum. Kimse de korkum yoktur. Allah'tan başka kimse de korkmuyorum. Ben kimse beni korkutmadı. Yani git çocuğunu getir, hadi böyle gidelim. Öyle bir şey hiç kimse bana söylemedi. Ben kendim geldim. Yani ciğerim değil, ciğerim yandı zaten. Oğlum için geldim. Evet. Bir de şeyden korkmuyor musunuz? Tehditler olabilir. PKK'lılar tarafından, HDP'liler tarafından. Hayır. İsterse beni öldürsün. Ben onlardan korkmam. İsterse beni şimdi isterse bizi öldürsün. İsterse bizim kessin. Biz korkumuz hiç yoktur. Eğer ben korkarsam, korkumuz varsa ben Diyarbakır'a çıkmaz mıydım? Evet, aynen böyle. Evet. Böyle dolaşır. 8.30 saat geldi buraya. Onlara niye korkayım ki? Öldürsün. Çocuğumu hem götürürsen, evet. Hem çocuğumu götürüyor hem de korkayım ondan. Zaten insan olursa, insan olsalar vicdanları yoktur. Eğer vicdanları olursa, vicdanları biraz sızlarırsa elini vicdanlarına koysun. Herkesin çocukları böyle götürmeyecekler, canı ciğerlerini yakmıyorlar. Bunlar sizin, böyle insandır. Evet. Siz bir şey söylüyordunuz. Evet. Sadece çocuğum için geliyorum. Gelmişim buraya tam 8 saat 9 saat geldim buraya Ağrı'da. Evet. Ben çocuğu istiyorum. Çocuğu almadan bir yere gitme. Benim başım kesersen ben buraya gitmem. Ben onlardan ne korkuyorum, ne terörle korkuyorum, ne HDP korkuyorum. Zaten onlar işbirliği birdir. Ona aynıdır. Ha vallahi. Ha bunlarla PKK küfür ederse o kızıyor. HDP küfür ederse HDP kızıyor. Ona aynası bilir onlar. O söylersin çocuğu verin hemen getirir.
Hemen getirir. Siz onun için bunların kapısına geldiniz. Tabii, tabii. Getir diyecek. Aynen. Tabii. Aynen. Onları aynen sağlamak için. Aynedir. Ben çocuğu istiyorum. Ben bilgiye gitmem. Niye başım biz devletimiz kapısına gitmiyoruz? Çünkü devlet bizim çocuğumuzu götürmüyor. Böyle şeyler yapmıyorlar. Hep bunlar şerefsiz. Bunlar namussuzlar. Bu namussuzluktur. Bu namussuzluk böyle böyledir namussuzluk. Siz namuslu şimdi buradan olursa dönüşünüzde akrabalarınıza, diğer çocuklarınıza bir zarar gelmesinden endişeli misiniz yani? Yok yok yok. Hayır. Yok yok yok. Hayır yok, hayır. Yok, hayır. Hayır. Ona hayır güveniyorsunuz. Tabii tabii tabii. Tabii tabii. Hayır. Güvenliği sağlayacağını. Evet. Şimdi bu sayın seyirciler biraz da bu tarafa dönelim. Hem Rauf Bey senden içeride neler olduğunu öğrenelim. İçeride zaten hani bahsettikleri gibi gençlerimiz gereğini yapacak demişler. Öyle evet, tehdit etmişler. O gençler de zaten bizim kendi evlatlarımızı bize karşı. Biz zaten o evlatlarımız için buradayız. O evlatlarımız hapise girmesin diye, ölmesin, dağa gitmesin diye biz onlar için mücadele ediyoruz. Onlar da evlatlarımızı bize karşı kullanıyor. Zaman zaman görüyorsunuz bizlere saldırı oluyor. Evimize gelip tehditler yapıyorlar. Ama biz evinize kadar geldiler. Evimize kadar geliyorlar. Ölümle bizi tehdit ediyorlar. Bizim oraya gitmememizi istiyorlar. Görüyorsun az önce zaten arkadaşlarımıza karşı bir saldırı yapıldı. Ne dediler? Satılmış falan evet, demişler. Evet. Ekrem Demir öyle anladı. Satılmış dediler. İşte bunlar parayla buradadır. Bunlar satılmış. Yani biz kimsenin koltuğunu, kimsenin maaşını, kimsenin evladını istemiyoruz. Neden bunlar anlamıyor? Biz bizden koparılan ciğerimizi geri vermelerini istiyoruz. Biz evladımızı istiyoruz. Ve onların bir sözüyle gelecek evet mi diyorsunuz? Yani Kandil'e bunlar dese ki getirin bu çocukları getirecek. Yani şimdi bu benim tehdit olayımı ben anlatayım. Bu evet benim tehdit olayım. Evet. HDP emriyle olmasa Kandil gelip beni o tehditi vermez. Gençlik kolları kimdir? Gençlik kolları HDP'ye bağlı bir kurumdur. Yani HDP'nin ağzıyla emriyle veriliyor. Yani HDP'nin milletvekili demiyorum. HDP'de hizmet eden çalışan gençlerdir. Bu dikkat etsinler. O gençler sürekli HDP'nin binasına girip çıkıyor. Evladım girdiği gibi giriyorlar. Aynen. O yani evet, küçük olanlar. Zaten aileler bir gün geliyor, takip ediyorlar, HDP bina camların arkasında tespit ediliyor, akşam evlerine gidiyorlar, katılmamasını tehdit ediyorlar. Aileler gelmiyor, zaten bir gün geliyor, ertesi gün gelmiyor, korkuyorlar. Can korkularına, evlat korkularında korkuyorlar. Yani bizim... Şimdi siz kaç yıldır bunların bu bağını biliyor Diyarbakırlılar, öyle değil mi? Yani burada Kandil'le bir bağlantıları var, bir ilişkileri var ama pek söylenmiyordu bu. Yani HDP'nin kapısına gitmiyordunuz. Şimdi ne oldu da HDP'nin kapısında çocuklarımızı geri istiyoruz dediniz? Şimdi daha mı şimdi ablacığım eskiden evladını aynı açık açık sende ya para istiyordular. Bir insan mesela eskiden 30 bin ailelerde para isteniyordu. Bu aileler fakir fukara, bir ayakkabı alacak parası yok. Bu insanlar 30 bin lira bir arada görmemiştiler. Yani biz eski zamandan bahsediyor, 90'lı yıllardan bahsediyor, evet, daha öncesinden bahsediliyor. Evet. Bu fakir fukara 30 milyar hayatında bir arada bile görmemiş, televizyonda bile görmemiş. O ne yapıyor? Mecburen evladını kaptırıyordu. Ha. Şimdi neden diyorsun? Şimdi evladını zorla alıp götürüyordu, kendini ifade edemiyordu. Hmm. Ettiği zaman akşam ölüydü. Kadar. Şimdi kadar devleti daha fazla hissediyorsunuz. Şimdi herhalde devleti arkamızda hissettiriyoruz. Devlet şu anda kimsenin çocuğunun ölmesini istemiyor. Korumasını istiyor yani. Yani şimdi diyorlar ki bizim gençler gereğini yapacak. Ya gençler biz sizin için buradayız. Ya ne demek gereğini siz yapacaksınız ya? Burada olan sizin ananız babanızdır. Burada olan sizler için buradadır. Biz bir para için, bir mafiyat için burada değiliz. Sizler ölmemeniz için buradayız.
hapise girmemeniz için buradayız. Gidip de hizmet Haçlı Siyonistle İsrail'e alet olmamanız için buradayız. Biz ne için keyfimizde mi buradayız? Kimden hesabını soruyorsun? Madem ki eğer sende sıkıyorsa kendin niye yapmıyorsun, benim evladımı kullanıyorsun ya? Gençlik kolları kimdir? Benim evladımdır ya. Öbürün evladıdır ya. Kendin niye yapmıyorsun ya? Ayıptır, yazıktır, günahtır ya. Acımız var bizim ya. Ciğerimizi burada koparmışsınız. Burada daha da acıklı bir ciğerimizi koparttınız diyor Rauf Biçer. Ama burada daha da acıklı bir durum var. Yanımdaki Remziye Akkoyun'un evladını biliyor musunuz? Daha 10 yaşındayken PKK aldı, kaçırdı ve şu an çocuk 14 yaşında. Remziye hala Türkçe konuşamıyor. Biraz anlıyor ama kendisi konuşamıyor. Eğer yüreğiniz el verecekse dinlemeye, gelin Remziye Akkoyun'un hikayesini dinleyelim. Canım, çok yoruldun, kaç gündür? Kurmancı Türk'ü falan. Kurmancı Beyce Ezdi Bey. Ezdi Beyce Ezdi Beyce Ezdi Bey. Ezdi Beyce Ezdi Bey. Ben çocuğumu istiyorum. Azla yok dağcı, layım kötüyünü var layım bir. Layım bir çok, ezman arası, cahayra, kurma bana şerefsiz de. Demce para dayı ve vatanı devre onun işte. Ben 10 yaşındayken evladımı götürmüşler. Ben evladımı istiyorum. Diyorlar ki siz burada parayla sizi devlet tutmuş, oturtmuş. Kimse parayla gelip zaten oturmuyor. Yanan ciğeri için, yanan ateşi için buradadır. 10 yaşında dağa götürüldüğünü nereden, nasıl öğrendin? Söyle. Debe vakti de saliti çava zani PKK vibriye. Tamam, siz ara animali. Çaran çamı kadar eve şu. Minnet diyor ki 3 defa eve getirdim, gözümün önünde kayboldu, götürdüyle gitti diyor. Ha, buldu. Evet, önce buldu, getirmiş. Getirdi. Ya, partiye geliyor. Buradan 3 defa götürüyor, tekrar çocuk kaçıp gidiyor. Ha, partiye getirdi önce. Buraya geliyor yani. Na partide ne şey ceza veriyor. Ha, cezaevinden gitmiş çocuk. Cezaevinden? Cezaevinden çocuk kaçmış. Şey, cezaevi. Azat. Azat cezaevi merkezde tutan. He. Haliyet fışı şey. He. Hani bir sarı kuşu da. Jüve raviya. Evet, evet. Sarı kuşu bir çar haba bali bir. Cezaevi raviya ya da jüve raviya. Çar şey cezaevi de raviya. Çava misi jaran imali. Çarın çamı kadar raviya şey oldu. Cezaevinden çıkarken daha kaçmış. Azat 10 yaşındayken. Tamam. Sizinle daha sonra devam edeceğiz. 4 yıldır kayıpsınız. Şimdi değerli izleyiciler, yayınımıza ara vermek zorundayız. Çünkü HDP binası önünde ne olup ne bittiğini görmek istiyoruz, göstermek istiyoruz size. Tekrar yayına döneceğiz. Şimdilik bina önüne geçiyoruz. Ekrem Demir'e devrediyorum. Geldi. Usta Birliği'ne giderken yolda Tunceli bölümünde yakaladılar. 4 yıldır yollara git gel artık mahvolduk, perişan olduk. Biraz söz verirler, gelecek, olacak. Videolar gönderdiler, biraz teselli olduk. Ama sonuç yok. Sıfır elde var. Biz gidiyoruz. Seçimler üstünde bize çağırıyorlar. Gelin bir şeyler olacak. Gidiyoruz, konuşma yapıyoruz. Seçimden dönüyoruz. Arıyoruz. Telefonlar da yüzümüze açılmıyor. Yeter. Devletten söyleyin, devlet anlaşma yapsın. Ya devlet beni dinliyor mu? Ben, yani bir de çocuğum sizin elinizde. Hani bunlar bir şey gibi, bir hikaye gibi, bir fıkra gibi yapıyorlar. Biz sizin çocuğunuzu aldık, devlet sizinle verdik. Böyle bir şey olur mu? Böyle diyorlar, bize resimler böyle diyorlar. Başka çaresi yok. Biz sizin çocuğunuzu aldık ama devlet versin. Tamam, devletten de istiyoruz, gereken şeyleri yapsın. Ama biz istemiyoruz. Bütün dünya günlük gülistanlık olsun, herkesin önce ben isterim. Yani yapmıyorsa siz çocuğunuzu vermeyecek misiniz? Ben o gün HDP başkanına da anlattım. Hey.
HDP'li mi, PKK'lı mı, kimlerse işte onlar hepsi bir de zaten. Oturun satılmışlar. Valla sen satılmışsın, biz ülkemizdeyiz. Biz başka ülkeye gitmemişiz. Biz fakir halimizle burada oturuyor çocuğum. Ben de zaten askerliğine gitmiş satılmış olsam oğlum askere gitmezdi. Oğlum bedelini öderdi değil mi? Yani benim durumum iyi olurdu. Zaten demek ki satılmamışım ki. Ben zor zekat geçinen, ben zor parayı denkleştirmişim buraya gelmişim. Biz Gaziantep'ten geldik. Zor zekat parayı denkleştirip buraya gelmişim. Hele şu halimize bak. Evet, Antep'ten geldik. Her eşke icari. Yani tansiyonum fırladı. Sonuna kadar. Ya gelsinler bizi öldürsün. Ya bizi öldürsünler ya çocuğumuzu. Müslüman gelmeden ben buradan kalkıyorum. Ya çocuğumu alıp gideceğim ya buradan gideceğim. Yani buna kimin aklı fikri yani kabul eder mi? Çocuğuna istiyorsan şunu oluyor. Böyle bir şey var mı yani? Bir yaşta böyle bir şey var mı? Düşünmek istemiyorum ya. Suçlu olmuşuz. Çocuğumuzu istemeye gelmişiz. Ya polisler bizi buraya gönderdi. Asla polisin haberi yok. Devletin haberi yok. Biz kendimiz ben bir baba gibi ama ben üstlere kaptırdım. Mahcup oldum. Suçum var? Yok. İşte bir baba olmanın görevi, duygusu. İşte ve defalarca bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum, anlamıyorum. Evet, tekrar merhabalar değerli Ulusal Kanal izleyicileri. Diyarbakır'dayız. HDP il binasının hemen yanındayız. Yakın karşımızda. Burası gölgelik olduğu için şu an binayı göremiyorsunuz. Başka bir alandayız. Yan ekranda gördüğünüz gibi bina önünde biraz önce bir arbede çıktı. HDP'lilerden bazıları çıkıp ailelere çocuklarını HDP'den isteyen, çocuklarını PKK'ya kaptırmış ama HDP kapısında çocuklarımızı geri verin diyen ailelere satılmışlar diyen birileri çıktı. Ailelerin bu bam teli. Çünkü orada hepsinin ciğeri yanık, evlatlarının peşindeler ve bunlara satılmışlar. Yok işte para aldınız, yok işte kendi elinizle gönderdiniz diyen çıkınca hakikaten şeyleri atıyor, kontakları atıyor. Hatta bir teyze, o çocuklardan birinin teyzesi konuğumuzdu. Dedi ki ben biraz sakinleşeyim çünkü cırmaladım onları. Çok fena üzerlerine atladım. Biraz sakinleşeyim, öyle geleceğim anlatacağım dedi. Evet, lafı daha fazla uzatmıyoruz. Remziye Akkoyun yanımızda, 10 yaşındaki Azat. Evladı Azad'ı 4 yıl önce PKK'ya kaptırdı. Kendisi Türkçe konuşamıyor. Rauf Biçer bize tercümanlık yapıyor. Evet, demin ekran kapandı. Şimdi söyleyebilirsin. Ne söylüyordun çocuğum? Çocuğu yani. Tıçıt kozu yani. Bana gıdakı televeret. Çocuğumu istiyorum. Çocuğum için buradayım. Yani başka bir amacım yok. Bana tarikı kutu. Ölmeyene kadar ve alana kadar buradayım dedi. Hatta zarkımı ne de zanarım hani. Zarkım beni bir teslim mi kazarım hani. Çocuğumu vermeyene kadar, teslim etmeyene kesinlikle burada gitmeyeceğim ve kalkmayacağım diyor. Peki ona biraz önce satılmışlar dendi HDP'den. Daha önce böyle hakaretlere uğradı mı? Daha önce o HDP ve temrun istimun. Stadı götün bir peraun levene. Bari. Na veri azat mı ko kala. Ana vakti me mücadele devam dikir jwe roda sta kad götün bu peraun atın. Eri vata kubir avle manat. Eşe mana kne ko va para dayı vata ne peraun. Ha di ilk günde zaten geldiler bize dedi ki la size para vermişler siz buraya gelmişsiniz. Ha var avle manat veri to ne de hijma makr va para devlet para dayı va vata veri sakini gade va nava devlet da ma go nava vadan ga gade me bedi. Tebje mara sizdiki
varasit karma ki o dara mat ki biçim her mala. Mesela yani, ki zargı mebed, mako zargı mebed mi her mala? Hatta zargı mebed mi her mala? Hadepe ilk gün zaten demiş ki çocuğunuz devletin içindedir, git devlet versinler size. Devlet sizi parayla tutmuş, buraya göndermiş. O da diyor ki benim çocuğumu siz götürmüşsünüz, biz sizden istiyoruz. Onlar da diyor ki biz rahatsız oluyoruz, bu kapının önünde gidin diyor. Peki dinleyecek mi? Dinlemeyeceğini söylüyor değil mi? Bu kapının önünden gitmeyecek çocuğunu alıncaya kadar. Çocuğumu almayana kadar diyor ben mücadelemi bırakmıyorum, buradan gitmeyeceğim diyor. Çocuğumu onlar götürdü, onlar versin diyor. Bu 4 yıl içinde Azat'ı hiç gördü mü? 2-3 defa almaya çalıştı partiden, alamadı. Sonra hiç haber aldı mı? Şu an nerede olduğunu biliyor mu? Debe Civi çarşalı da teke haber Azat girdi ya. Namına katı çarşalı kadayı, pişti çarşalı da. O da dili bayrak da, nikam burası baba veri, eski mali. Tamam. Baba şu kaza kırgı, baba tuşağı kırgı, eski. Rahatsız bir zat-ı mali. Bu ketimiş, bu hatta bir surat dene, az haberdi. Yine o. Ne zannım, hey ne zannım. Diye okumana kadar yalancı kutu, esrini reyir akıda. Tamam, bu 4 yıl, ön 4 yıl içerisinde, 4 yıl içerisinde ailesini ağlamış, demiş ki baba gelin beni alın, beni bırakmıyorlar, ben gelmek istemiyorum, beni bırakmıyorlar. Baba kalkıyor, oraya tam gidecek, yolda kaza yapıyorlar. Kaza yaptığı için yetişemiyorlar oraya, geri geliyorlar. Çocuk diyor beni kurtarın oradan. Irak'ta olduğunu söylüyor, beni orada kurtarın. Bez randevu mu veriyor, saat mi veriyor? Sorsana saat mi verdi? Debe Azat saati randevu da ve yani go. Nane dizikrene ne uğraş kara biz dizikrene. Ha gizliden diyor aramış diyor bizi, çok gizliden diyor ben oradaymışım diyor, beni gelin alın, ben gelemiyorum, kurtulamıyorum burada. Gizli aramış kren ha. Gizli aramış çocuk ha, demiş ben gizli arıyorum, ben buradayım, beni gelin kurtarın. Çocukları, başka çocuğu var mı Remziye'nin? Beçen gedetene. Pencla, çar kız. 5 erkek, 4 kızı var. 9 kişi var. Ay maşallah. Peki onların bir alakası var mı Dağla, PKK'yla? Daha bir hapseyadır. Ya ki kayboldu. 2 tane hapistedir şu anda. Öbürleriyle hiçbir ilişki yok bu partiyle dolayı. Zaten ilişkileri yok. Peki o küçük oğlan Azat'ın hiçbir yani onu etkilemiş miydi? En küçük demedi. En küçüktür. Debe Azat'ı çavayı etkilemiş kırına birine. Çıdan adet şey. Çay mı katı rafiye çıdan çava birine. Çay mı katı rafiye. Diye ben bilmiyorum yani. Diye ama. Diye bana bakmış kaçmış demiş yani. Diye ben bilmiyorum nasıl. Peki size ne diyeyim, yanınızdayız, sesinizi duyuracağız, sadece acınızı paylaşıyoruz. Aha. Evet, Allah razı olsun. De belki emle bavene em acıya ve paylaşmıştık ki em denge ve em badkim. Sağ olun, var olun. İyi haberlerinizi beraber i̇nşallah. Yayın yapacağız. İnşallah. Sağ ol canım. Evet değerli izleyiciler, şimdi şeyi de alalım, sakinlemiş olabilir, rahime uyması da alalım. Şimdi bir başka boyuta geçiyoruz değerli izleyiciler. Bunlar şu ana kadar dinlediklerimiz küçük çocuklarını dağa kaptırmış olanlardı. Hoş geldiniz, buyurun. Şimdi yanımdaki aileler ise çocukları PKK tarafından kaçırılmış polis ya da astsubay çocukların aileleri. Şimdi onları dinleyelim. İki polisin ailesiyle beraberiz. İki polisimiz burada görevliyken hikayelerini dinleyeceğiz. PKK tarafından dağa kaçırıldı ve onlardan haber alınamıyor. Evet, önce sizi dinleyelim, sizi tanıyalım. Rahime Uysal. Uymaz. Uymaz, hoş geldiniz. Keşke daha iyi koşullarda karşılaşsaydık. Hoş geldiniz, biraz hoş tuhaf oluyor. Sizin Sedat Yabalağ'ın teyzesisiniz. Ne geldi başına Sedat Yabalağ'ın? Sedat 2015 tatil dönüşü.
Diyarbakır Lüce yolunda PKK'lı teröristler tarafından alındı. Eşi ve çocuğu vardı yanında, bize söylenen o. O gündür bugündür çocuğumuz PKK'nın elinde, haber alamıyoruz. Görevli miydi? Burada mı görev yapıyordu? Polis memuruydu. Hatay'da görev yapıyordu. Tayini Urfa'ya çıktı. Urfa'ya evini yerleştirdi. Erzurum'a ailesinin, eşinin ailesinin yanına tatile gitti. Tatil dönüşü Diyarbakır Lüce yolunda alındı. Ondan sonra hiç konuştunuz mu? Ya da nasıl bir haber aldınız? Sesini şöyle duyduk. Kaçırıldıktan 6 ay sonra onların kanalı tarafından, PKK kanalı mı neyse bir kanal tarafından YouTube'da yayınlandı görüntüleri. Tüm kaçırılan asker ve polislerin az az saniye saniye orada bir görüntülerini gördük. Ondan sonra uzun süre, 3 sene falan sessizlik, haber yok. Geçen yıl 2018 8 Haziran tekrar saniyelik bir görüntüleri daha yayınlandı. Fakat o 3 senenin içinde bizim çocuklarımız tanınmaz hale gelmiş. Görüntülerden onu anlıyorsunuz. Tanınmaz hale gelmiş. Bitmiş. Bize sabredin diyorlar. Biz 4 senedir. Bize ne diyorlar 4 senedir? Sabredin. Sabrediyoruz. Çaresiziz. Ama sabır taştı artık. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Bizim evlatlarımızı PKK aldı. HDP'nin önünde oturuyoruz. Evlatlarımız gelmeden de gitmiyoruz. HDP'nin bir lafıyla geri gelecekler mi? HDP'nin neden kapısı? Onu bilmiyorum. Benim çocuklarım PKK aldı. Ben PKK'nın HDP ile bağlantılı olduğu herkes biliyor. Kamuoyu da biliyor bunu. Oturuyoruz. Gelecek. Çocuklarımız gelecek. Yeter. 4 sene, 5. senenin içindeyiz. Az önce bir arbede oldu. Sinirim çok bozuk, çok sinirliyim. İçeriden bir, mi çıktılar? Yoldan geçenin biri, her neyse boş ver. Sinirlendirmeyelim tekrar sizi. Biz korkmuyoruz. Çocuklarımızın arkasındayız. Çocuklarımız gelene kadar HDP binasının önünde oturacağız. Eyleme devam. Hiç taviz yok diyorsunuz, taviz kararlıyız. Ve gerçekten vatanını seven, evlatlarımızı, polisini, askerini seven ailelerden, annelerden, kurumlardan destek bekliyoruz. Bu nasıl bir moral bir destek olacak yanınızda olmakla, öyle mi? Yanımızda olsunlar. Biz başka bir destek istemiyoruz. Bize dua etsinler, güç desteği versinler. Manevi güç desteği versinler. Bir de HDP üzerinde bir baskı da olacak elbette. Bu değil mi? Yani burası ne kadar kalabalık olursa, ne kadar destek fazla olursa o kadar da. Anne sayımız artıyor. Günden güne katılımlar. Ha, biz asker polis ailesinden çok öbür anneler var. O annelere de üzülüyoruz biz. Onlar da anne. Aynı acıyı yaşıyoruz. Onlarınki farklı ama sonuçta anne evlat. Bir de onursuz bir yaşam, onursuz bir davanın peşine gitmişler değil mi? Yani bir cumartesi anneleriyle beraber düşünün. Yani bunlar aynı anneler değil, öyle değil mi? Cumartesi bu konularda konuşmak istemiyorum. Ben. Evet, peki. Oldu, çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım Şeyh Muskaya. Adım Şeyh Muskaya. Vedat Kaya'nın babasıyım. Aynı Sadat Yamalak, o bizim oğlum. 2015, 24 Temmuz 2015'te Lice Abalı bir de Tapantepe Karakolu'nun arasında kaçırıldı. 3 gün sonra Sedat Yamalı aynı noktada alıyor. Öyle bir kader birliğiniz var sizin. Evet, öyle bir kaderli birliğimiz var. Bir de bir asker de birkaç gün bizden sonra alıyor oradan. Peki HDP bunları yapmıyorsa aynı noktada 3 insan nasıl alıyor? Ben aynı gece gittim. Onların binasının önünde oturdum. Yatım aile, bütün ailemle beraber gittim oraya. Bunların eş başkanı Murat Atagün, 2 tane bayan belediye çalışanı bana rest okudu ve dedi ki ben bu çocukları alıyoruz. Nedir o? Ya gene şey oldu. Psikolojim bozuldu ya. Tabii. Kullanacağım bunları. Kullanacağım. Koz olarak kullanacağım, pardon. Koz olarak kullanacağım. Ya dedim ki sen çözüm süreci varsan bizim çocukları dedi değil bak. Gidin evinize. Başkalarını yani daha kötülük diğerlerini kaçırmadan git diyor. Adam yani silah gösteriyor.
Çevremizi sardılar ailemiz. Silah da var mıydı elinde? Evet, 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 açık. Dedi sen burada polis görüyorum. Yok dedim. Geceydi. Biz 3 saat oraya yetişti. Saat 6.30'da benim oğlumu kaçırdı. Gelinimi dağda bırakmıştır. 3 misafirimiz var bayan öğretmenler. Biri Balıkesirli, biri Konyalı. Efendim söyleyeyim, annesi var, bizim gelin annesi, abisi var. Tamam mı? Bunları o dağın başında arabayla bırakıyor ve bu çocuk alıyor. Hatta abisi arkasında geliyor. Gelinimiz o gelinlikle beraber gidiyor arkasında. Diyor ki eğer sen gelmese biz bunu hem öldürürüz hem bu gelinleri de dağa çıkarırız. Çocuk artık gözü bu kadar abisi diyor. Şimdi anlatamıyor biz baba olduğumuz için. Baba dedi gözleri bu kadar açıldı Vedat'ın. Gözleri bu kadar açıldı. Gelini dağa çıkaracağız dedi. Gözleri hemen feda etti dedi. Tamam sonra ben polisim. Devletimi bağlayayım beni alın. Ne yaparsan yapın. Şimdi ben 3 saate telefon 6.30'da bana gelince ben burada ailemle birlikte gitti. 6 arabayla gitti. Bu adam biz direkt şeye gittik. Asker bizi olay yerine bırakmadı. Olay yeri yakındı zaten. Böyle bir kavşaktır. Evet. Biz Lice'ye geçtik. Lice'ye... Aynı noktada mı kaçırıldı? He, aynı nokta. Aynı nokta. Dört Pınarayla. Dört Pınarayla. Ya ve böyle aynı yer. Evet. Aynı yer nokta aynı. Şimdi aynı nokta diyorum. Bak üç kişi aynı nokta. Ben sordum onlara. İki tane bayan eş başkanı var. Belediyede maaş alıyor. Ben dedim ya siz... Dedi bak dayı, biz 6'dan 6'ya çalışıyor. Diyelim ki saat 6'da oraya bunlar gidiyor. Asker gidiyor ya, nöbet tamamlıyor herhalde, bölüne çekiyor. Gidiyor oraya, bunlar alıyor orayı. Sabah 6'ya kadar oradan, yani gönül kimi isterse orada yol kesiyor, istediğin yap. 30 tane YDGH, bunların PKK'nın bir şeyi var. Evet, bunların başı kim? Murat bir de iki kadın. Onların resmi vardı. Ben de aman ben telefonda fazla anlamadığım için silindi. Ben tanıyorum. Şimdi görsem beni savcı eğer beni çağırsa ben onları tanıyorum. O zaman bir şikayette bulundunuz mu? Savcılık tabii. Ben Tem'e gelmişim. Mardin'e Tem'e. Onlar hepsi şikayet. Savcılığına vermişim yani. Bu adamlar. Tabii hepsi var şimdi. 4-5 senedir ben oğlumun arkasındayım. Şimdi onların durumuna gelince. Ya dedim siz Allah'tan korkmuyorsunuz o gelin ama gelinden utanmadınız mı ya? Ya dedi git sen iki tane bomba atar senin önüne seni yok ederiz. Bunlar ailem beni hemen dışarıya çıkardı. Bir hafta ben onlarla uğraştım. Silah zoruyla ben yapacağım bir şey yok. Şimdi BDP'nin parmağı olmasa adam nasıl 6'dan 6'ya şey diyor. Ya onu da söyleyeyim çocuk. Ya şimdi bir askere bir şey demek istemiyorum ya. O zamanki askere oğlu 2 dakika sonra gidiyor. Diyor komutanım bak benim kardeşim aldı. Devletin pikabı ben sabahleyin o BDP'nin önünde grilli siyah pikap BDP'nin önünde ben buldum. Aa dedi baba bak öğretmen benim oğlum cahil bir kişi değil. Ha. Abisi. Dedi baba bu arabaya attı gitti. Oradaki komutan ne diyor abalı? Diyor ki benim emrinde operasyon yok, emir yok çıkamam. 6.30. 6.30. Emrim yok çıkamam. Ha. Diyor. Ya diyor mu sipil araba alıyor gidiyor komutan yolu kesin falan. Her şey diyor, diyor. Aslında. Ben de geldim asker aynı bana söz sana geçit yok. Sizi ya dedim bizi de öldürsün. O ağlayarak evimize döndük. O gelinlik hala duruyor. Gelininiz öğretmendir. Abisi öğretmenlik Konya'da bu memleketi görmek istedim. Gelinin daha diyor bir torunum oldu ben gidip görüyorum. Ben gidip gördüm. Daha o bu Mardin'e ayak basmıyor. Tabii öyle bir şeyden sonra. Neyse ki o günleri. 100 tane torunum olsa artık oraya gelemez ya. O adam gözünde gördü ne yaptıkları. Bunlar yalan söylüyor. Bak o demin geçen de gördünüz. Köfür ediyor gidiyor diyor yok. O operasyon ne yapıyorsun ne diyor ona ya. Operasyon? Yok yok siz diyor. Protesto. Şey, ya adam yok siz diyor bırakın bunlara uymayın. Bunlara uymayın. Ya adam geliyor tam dibine. Devletin maaşını alıyor. Sakız çünkü böyle yapıyor. Gel sesini çıkarma. Adam geliyor orada diyor satılmışlar. Gel sesini çıkarma. Adam diyor geliyor bunlar 3 trilyon para aldı. Geldi. Ya sen kimi? Ben oğlumu dağa göndermedim. Oğlumu Balıkesir'de okuttum.
Polis arkadaşlar. Sizin mesleğiniz ne? Ben Bağkurlu emekli, tarım emekli, Bağkurlu emekli. Tarım. Üç tane çocuğum öğretmendir. Bir oğlum Kadir Usta'dır. Benim ihtiyacım bu çapulculuğa. Ben kimsenin kanını emmiyorum. Ben bütün Türkiye için buradayım. Ben bunun kapatılması bir çare olur mu sizce? Olur, her şey olur. Bunların kasasını kurutacaksın. Daha para gitmesin. Bundan sonra bu insanlar nedir ya? Bugün benim oğlum aldı. Bunlar diyor yok. Kendi oğlun için. Ben bütün Türkiye'ye bağlı olan insanlar, bayrağa bağlı insanlar için buradayım. Ölmeden de gitmem. Şimdi Türkçe bilmiyorum. Ya bir Kürtçe konuşsun ya, anlamaz. Orada yayınlar. Sen çevirebilir misin? Ben çevirebilirim, Kürtçe konuşsun. Çevirsin. Lahem ahad izni, ser ahacama izni. Bu kamı bu. Lahem şi muallim bu, bu kamı şi muallim bu. Çu muşe, bu kez muşe bine. O bana, çu zelice, zelice. Re kesmiş kır. Sar çave enka kapalı bu, enka açı bu. Bir dakika, ne dedin? Şimdi aynı konu diyor ki, şimdi bunlar gelinle geliyor, bunlar... O günü olayı anlatıyor. Şimdi diyor ki, bu belediye ait maaşı alanlar yüzleri kapalı tanımaması için. Keleş elinde 20-30 kişi yol. Her gün zaten aynı işi yapıyordu. Yani bir de o diğer kadroları yüzü açıktır. Özellikle mi seçtiler acaba sizin çocukları? Evet, yani evet, doğulu evet, olduğunuz evet, için evet, mi sizde? Biz doğulu değiliz. Siz doğulu biz doğulu değiliz. Biz yani ihbar o yönden gelen adam bizimki belki olabilir. Çünkü çocuğum senede 3 gün ya bize geliyor da dışarı çıkmıyordu. Ben onu havaalanından alıyordum eve. 1-2 gün kalıyordu, havaalanına getiriyorum. O gün bir gece benim oğlum benim yanımda yattı. Bir gece hesap et ya. Bir gece ya. Bu kamil şevani ve şevelli çöle herşte gitap geneliği. Bu kamil uğraş lehim avi pikavi e belediye Murat Murat başkanı liceyi. Eş başkanı. Eş başkanı o işçi evi. İşçi kadro da çalışan ya. Çalışan evi. İsim söylüyor galiba. Ya isim söylemiyor o kadınların ben biliyorum ya. Tanıyor burada ben eki var tanıyorum şimdi görse hepsini tanırım ya. Şimdi diyor Emine de diyor ki aynı konu diyor ki şimdi bu bunlarla toplantı yaparken bizim yanında böyle dedi zaten 2-3 gece adamlar artık dedi gidin. Yoksa yani sizin başı sizin için iyi olmaz. Yani silah gösterdi artık ya. Silah göster. Ben biraz sinirliydim. Benim ailem, abilerim falan diyorsan gelme. Orada dur. Ben o orada da tanıyor dur. Yani. Hayır tabi tabi beraberiz. Beraberiz. Çok takip ettik. Bu kamış Konya'yı, Türk'ü. Jüve çağıydı bu kam vay tornemiz içe bu ye bu kam ne ver beş. Ber çağıydı ben oraya gidiyorum. Aynı kelime diyor ki. Ber çağıydı bir ye. Le bu kam de az ne ver beş. Hala stresli ya. Bir oğlumuz o. Bir oğlumuz oldu biz yanına gitti diyor. Bir oğlumuz oldu biz yanına gittik. Hatta burada doğum da yapmadı. İstemedi burada. Ha. O kadar asap etti işte ha. Gitti Akşehir herhalde Akşehir'di. Orada doğumunu yaptı yani. Asap etti ya. O günde ben torunu göremiyorum. Asap etti. Hala bu kamın ne? İyice bunlar HDP. HDP talebeyi. HDP o balıntıya HDP talebe yakın. HDP, PKK aynıdır. Ya bu aynı, onların aynı. Kasasıdır yani ha. Para kaynağı buradan gidiyorsa bir terörist dağda ne yiyebilir ki ya? He? Ne yiyebilir? Ağaçları mı yiyecek? Diyarbakır kan değil. He? Diyarbakır kan değil. Vıra kan değil. Diyarbakır kan değil. Birinci kan değil vıra. HDP PKK'da. Ha, birinci kan değil vıra. Tamam mı? Az lay khod khoza hatta lay menin yazvir nechu hatta lay menin yazvir nechu az be kushtin yazvir nechu hatta lay mabin ölünceye kadar ben buradan gitmem almadan gitmem diyor ya çeqim olmayı sizi Kürtleri kurtaracağız diyorlar ben onu söyleyeyim bunlar böyle şeylere artık onların gibi inanıyor ben Kürtlerin falan filan ben onu tanımıyorum kimdir kimin tohumudur tanımıyorum. Kürt buradadır. Hakiki Kürt buradadır. Ben içtiğim suya tükürmem ve o kötülük yapmam. Yediğim ekmeğe ihanet etmem. Ama ki onlar görürsün.
Gidip aldığım maaşları mermi bize geliyor. Mermi alıyor bize geliyor. Koydu, koydu. Yok, bunlar siz da koydu. Bir şey söylemek istiyordunuz. Biz buradayız. Bizim çocuklarımızı PKK aldı. Herkes biliyor HDP ile bağını. Bina, HDP binasının önünde oturmaya devam. Korkmuyoruz. Evelallah korkmuyoruz. Diyarbakır annesi de değiliz. Biz polis annesi, polis babasıyız. O kadar. Polis teyzesiyiz. Bunu da özellikle Diyarbakır anneleri değiliz. Bizim onlar aynı Diyarbakır anneleriyle berabersiniz ama onlar da aynı şeyin. Ben onları bir şey, şimdi onun evet, çocuğu tamamen saygı diyorum, pişman oldu. Evet. Çocuğunu almak istiyor. O da annedir. Ben bir şey diyemem. Annelere saygımız sonsuz. Bak şöyle anladım, bir şey var. Bizimki zorla, silah zoruyla aldı başkadır. Pusuya düşürdü aldı baş. Benim oğlum ne malum, biri onu takip etmiş gitmiş. Bunlar zaten herkes, adam geliyor bizim yüzümüzü şey diyor, çekiyor. Yarın bir gün ya çocuğumu kaçırır ya öldürür ya beni. Ben korkmuyorum. Ve sonuna ya, kadar buradayız diyorsunuz çocuklar. Sonuna kadar buradayız. Ha beş evladım. Hayalleri de gelecek mi dersiniz? Beş evladım. Kayıp yakınları mı? Evet. Gelecek. Yani Erzurum'dan bir arkadaşımız aradı dünden, gelecek. Allah'ın izniyle. Çok şükür. Gelecekler. Çok şükür. Gelecekler. Birlikten kuvvet doğar. Gelecekler. Ve ne kadar kuvvetli olursak, evet, olursanız evet, o kadar. Peki, size başarılar diliyoruz. Sonuna kadar biz de yayınlarımızla size destek olmaya gayret edeceğiz. Halkı duyurmaya gayret ediyoruz. Sizler, sizlersiniz en vatansever. Keşke her insan sizin gibi olsa. Duyurun sesimizi. Sesimizi duyurun. 4,5 senedir duyuramadık bu sesimizi. Evet değerli izleyiciler, bir konuğum daha var. Konuğumuz daha var yanımda. Sizi tanıyalım. Ben Sadiye Özbey. Assubay Semih Özbey'in annesiyim. Ah, ah Semih, ah tanıyorum, evet, Semih'i. Evet. Fotoğrafından tanıyorum, evet, evet. Benim buraya gelmemin sebebi Semih'imi alıp burada arkama bakmadan gitmem. Ama gözüm yollarda, şu an getirirler mi diye hep onunla yaşıyorum, onu umut ediyorum. Kaç yıl olmuştu Semih'i? Gerçi biz gazetemizde yayınladık resmini, resmi kıyafetiyle evladım. Yanınızdaysa isterseniz tekrar bir gösterelim. Semih Özbey'in annesiyle beraberiz değerli izleyiciler. Üniformalı bir fotoğrafı vardı. Aydınlık Gazetesi'nde yayınladık. Ulusal Kanal ekranlarında da görmüş olmalısınız. Şimdi hatırlatmaya çalışıyoruz size. (gülüyor) 22 yaşındaydı Semih Özbey. PKK'lılar tarafından kaçırıldığında. Evet. Şu ekran fotoğrafından gösterebilirsek eğer. Evet, Semih Özbey'i 22 yaşındayken PKK'ya kaptıran anne. Evet, siz dinleyelim. Ne oldu o, kaç yıl oldu? Bir kere bir video kaydı, ses kaydını gönderdiler. Evet. Size mi gönderdiler, tesadüfen mi gördünüz? Bütün ailelere yolladılar, esir ailelerine. Kendi tarafından çekilmiş. Hani biz yaşayıp yaşamadığını çok çaba gösterdik, çok öğrenmek istedik. Allah'ıma şükürler olsun, çocuklarımız yaşıyor. İnşallah bir günde kavuşuruz çocuklarımıza. Yerini yurdunu bilmiyorsunuz. Kandil'de deniyor. Kandil deniyor. Ama inşallah, inşallah Allah'ından bir an önce bize kavuşmasını istiyoruz. Hepimiz burada, bütün anneler. Hiçbir annenin yüreği yanmasın. Hiçbir anne bu tadı tatmasın. Bizim ciğerimiz yanıyor. Ciğerimde bir parça benim. Kaç yaşında oldu şimdi? Kolay mı o kadar? Şimdi 26 yaşında oldu. Evet, 20. Arada telefonla falan olsun görüşüyor musunuz? Hayır, hayır, kesinlikle hiç sesini duymadım. 5 seneye girdi, hiçbir gün sesini duymadım. Semih'imi özledim, kokusunu özledim. Ben yavrumu isteyeyim. Hiç başka bir şey istemiyorum. Bu HDP'nin kapısına niye geldiniz? HDP Kandil'e laf geçiriyor, öyle mi? Beraberler mi? PKK götürdü benim çocuğumu. Ben gidip şimdi niye başka yerden arayıp istemeyeyim? Bana dediler ki buraya niye geldiniz? AK Parti'ye gidin.
Orada var, isteyin çocuklarınızı. Kandile kim kaçırdı acaba? Ama ben siz götürdünüz. Sizden istiyorum dedim. Kendime öyle ifade ettim. Ama ben çocuğumu bir an önce bize kavuşmasını istiyorum. Bir an önce annelerinin yüzünün gülmesini istiyorum. İnşallah hep beraber İnşallah. Ne kadar güçlü bir ses çıkarsa evet. o kadar İnşallah. Bu şer yuvasını, annelerden destek bekliyorum. Bütün sanatçılarda, bütün duyarlı annelerden, anne olan herkesten desteklerini bekliyorum. Biz de duyurmaya, bu çağrınızı, bu sesinizi duyurmaya gayret Çok edeceğiz. Teşekkür ve umuyoruz ve diliyoruz. İnşallah. Bir gün burada yayın yapalım İnşallah. Semih'le beraber. İnşallah. Bu günleri uzaklaştıralım İnşallah. Hayatımızdan. İnşallah. Türkiye'mize, ülkemize, İnşallah. Tek temennim o. Bütün Türk halkında destek bekliyorum. Bütün annelerde, bütün duyarlı insanlardan. Tek bir yürek olarak çarpıyor tek bir yürek, zaten. Evet, aynı bayrak altındayız. Evet. Aynı vatanı paylaşıyoruz. Evet. Peki, değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi her bir kişi ağzını açtığında çok trajik hikayelerini dinliyoruz. Polisi, askeri, öğrencisi, 10 yaşındaki çocuğu bu PKK belasıyla karşı karşıya. Evet, yanımızda bir velimiz daha var, bir baba. Sizi onunla tanıştırmak istiyorum. Buyurun. Sizi tanıyalım. Şevket Altıntaş. 2 Ekim 2015'te PKK tarafından kaçırılan, otepsiz durdurularak kaçırılan esir Müslüm Altıntaş adlı yiğit askerin babasıyım. Askerin babası. Evet, hoş geldiniz. Evet, bir evet, Mehmetçik evet, babası. Evet, Mehmetçik. Evet, evet. Babası. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem adını taşıyan Mehmetçik. Onun ordusuna, Şanlı ordusuna, Türk ordusuna kutsal göreve giderken kaçırdılar. Bir yanım şerefli, bir yanım gururlu, huzurlu. Ve de şu an çok cesurum. Anlatabildim mi? Cesaretinizi yani, ona hayır, bor. Hayır, şimdi tabii ki. Ha, niye cesurum? Ne kaybedeceğim? Bir oğlum, bir kızım, bir eşim mi ben? Zaten dünya dönüyor. Ölüp gideceğiz. Bari öldürülürsek vesaire şerefimizle ölelim, öldürelim. Anlatabildim mi? Bu kadar yıl geçti. Nasıl aradınız? Ne yaptınız? Ha, gitmedim, müracaat etmedim diyebilirim ki hiç kimse kalmadı. Grup olarak gittik, sadece ben değil. Ama hiçbir sonuç alamadık. Bizlerin sadece yetkililere sesleniyorum, sitem ediyorum, öfke kusuyorum. Omuzları tıpışlanıp merak etmeyin. Devletimiz gereken yapacak denerek baştan savulduk. Bu açık bir ama ben devlete... O açılım dönemiydi öyle değil mi? Açılım Hayır. günleriydi. Operasyon emri yok dedi demin anlattı. Bizimkiden evet. daha... Sizinki anladım. Hangi yıla denk geliyor? 2015 işte 2 15, Ekim artık evet. ben süreci... 2 Ekim 1 Temmuz. Ha, evet. İşte evet. böyle. Şimdi değişen bir şey oldu mu? Yani siz mesela... Oraya geleceğim. Ha, şimdi değişim ne oldu? Biz oyalanmaktan, bir başkasının fikrine göre hareket etmekten vazgeçtik. Akıllandık. Bizler oyaladılar. Merak etmeyin, bir ay sonra çocuğunuz gelecek. Bu defa çağırdığımızda çocuklarınızı alıp geleceğiz. İhade Ankara. Yalansa söylesin. Sürekli bizi oyaladılar. 2 hafta kaldı, 2 ay kaldı, 1 ay kaldı. Hadi gözünüz aydın. Bu sefer kurtardık, bu sefer yaptık. En son 3,5 ay önce gittiğimizde bu sefer kurtardık, yaptık, başardık, gözünüz aydın, mutlaka getireceğiz. Bu yalanlarla biz. Geçen beni aradı. Bana diyor ki, gel seninle görüşelim. Tamam ben görüşmeye varım, gelmedi. Beni başka yere çekiyor. Mesela Diyarbakır ihadesine çekmeye çalışıyor. Gel orada konuşalım. Burada konuşalım dedim. Heh. Yani ya şimdi, hayır şimdi. Ebe abi şimdi ben bu tür olaylardan beriyim. Nesil adını kaçırmış ne kim diyor gel gidiyor. Yani işte kimin ya şimdi ihadeyi vesaire ben bir haberdim onlardan. Kendi yanında kavrulan sabah işe akşam eve gelen bir insandım. Yani bu tür konularda uzaktan verden alakası yok. Ne bileyim bunların yalan makinesi olduğunu. Bunların en büyük özelliği yalan ve iftira. Allah Muhammed aşkına bunu bu sözümü ya biraz objektif düşünsünler ya. Ben onlardan değilim diye inanmamazlıktan gelmesinler ya. Ya doğru söylüyor isem. Ya doğru söylüyor isem ya. Yalan ve iftira.
HDP'ye gitmeyi düşündünüz mü daha önce? HDP'den gittik. Orada neler yaşadınız? Şimdi şöyle bir şey. İdris Baluken bizimle ilgilendi. Bak onu tabii ilgilendi. Yani konuşmalarında samimiyet gördüm. Lakin diğerleri, örneğin şöyle bir şey. Sırı Önder'in benimle telefon görüşmesini 3 yıl kadar önce dedi ki bana. Biz gittik oraya dedi grup olarak. Bize dediler ki burada çok şiddetli çatışma var. Sizin can güveniniz için gel. Biz geri döndük. Ve bana öyle bir kelime söyledi ki tüylerim diken diken oldu. Dedi. Bir adım atılacak da atmıyor isem kendi çocuklarımın başına gelsin. Eyvah estağfurullah abi estağfurullah. Aynı böyle. Estağfurullah dedim Allah muhafaza dedim. Yok yok dedi. Şimdi ben buna bu söze yalan demiyorum. Ama gördüğüm somut olaylara baktığınız zaman inanmak yani biraz bana saçma geliyor. Niçin? Şimdi ben telefon açtığımda numara tanıyor ise açmıyor. Yok tanımadan açıyor ise, karambolü gibi açıyorsa, şu an müsait değilim, beni yarın ara, yarın saat 6'da bekliyorum telefonunu. Açıyorum, şu an müsait değilim filan gün. Hep baştan sona. Yok tesadüfen veya kazayla veya başka bir numarayla yakaladığım zaman, işte bir şeyler söylüyor ümit var bir şekilde. Ama yok. Yok. Hayır. Bizler şimdi muhalefet, bizleri bir reklam malzemesi olarak kullandı. Şimdi devletin kendine has sistemleri vardır. Örneğin tam o tarihi bilmiyorum ve sürece Osmanlı'da 3 ay askerlerine çekirge yedirmiş. Devlet için yapılması gerekiyorsa yapılır. Yapılır. Bu devlet. Hani bir söz vardı. Söz konusu vatan ise gerisi tefavurattır. Şu an aynı ben cümleyi canlı yaşıyor, canlı söylüyorum. Alternatif yok. Ben mi feda? Feda vatana. Oğlum feda vatana. Biz yani ya ama şimdi tabii ki son yani cümlenin sonunda nedir bu? Barış istiyorum. Ben için feda olayım ama barış olsun bu ülkede ya. Anaların canı yanmasın. Allah aşkına ya. Öteci olmayalım, ötekileştirici olmayalım. Birbirimizi anlamaya çalışalım. Dinlemeyelim, anlamaya çalışalım. Ya ne yapalım ya? Bunu nasıl sağlayacağız? Ya bunu ya siyasetçiler sağlar. Tabii. Siyasetçiler sağlar. Geçen bir siyasetçi, ben bilmiyorum kim, edepsiz bir siyasetçi kim olursa olsun. O söylemiş değil mi? Bizler satır, bu tiyatroymuş. Bu edepsizliğe bakın ya. Atsın benim sayfamı, Facebook sayfamı, atsın Şevket Altıntaş haberlerini 4 yıl öncesine neler götürüyor. Bu ne edepsizlik ya. Sen sözüm milletvekili miydi? Anladım. Öyle bir şeymiş yani. Hani bizden akıllı sözüm ona. Aydın ya hani. İşte yalan tokat gibi suratına geliyor. Bu ne edepsizliktir ya. Sen bu sözü nasıl söylersin? Devri kapandı. Ya şimdi ama şimdi bize zaten en büyük saldırılar iftira yalan, iftira yalan. Ben satılmışım ya. Çocuğumu sal. Bu ne edepsizlik, bu ne vicdansızlık ya. Var mı böyle bir edepsizlik? İnsan biraz onurlu birazcık olur. Birazcık telaştan dolayı yani o sizin buradaki hareketiniz, bu annelerin buradaki hareketi onu öyle bir açığa çıkarttı ki, Cevap vereyim artık, mi yoksa? Yok hayır. Belki hani vermez, kim olduğunu da bilmiyoruz. Evet, evet, evet. Kim olduğunu ya, bilmiyorum kapanmayı. Tamam hayır kendine çalsın. Kim olduğunu bilmiyorum. Evet. Yani böyle tamam. Sizi de zorladık. Evet, son sözleri alalım değerli izleyiciler. Polis ve asker ailelerinin aileleriyle beraberiz. Bu aileler de PKK'ya kaptırmış çocuklarını. Bunlar direkt doğrudan silahla kaçırılmış çocuklar. Evet, son sözlerinizi alalım. Son bir mesajınız varsa. Son sözüm Semih'imin bütün askerler, bütün kaçırılan çocukları bir an önce ailelerine kavuştursunlar. Bu ızdırabımız bitsin, dinsin, bu yaramız kapansın. Çocuklarımızı istiyoruz. Bizim burada olmamızın amacı çocuklarımızın gelmesi. Çocuklarımız şu an gitmeseydi tabii ki destek olarak gelmeye çalışırdık ama şu an konu olan bizim çocuklarımız. Gelinceye kadar. İnşallah gelinceye kadar devam. Sizin son mesajınızı ekrana... Yazık bir ülkeye. Bu şimdi... Üst akıl denilen kişiler, edepli olsunlar, vicdanlı olsunlar, aradaki kişiler. Ya lütfen bu halkı yönlendirirken, olumlu şeylerle adını koyun, yönlendirin. Kışkırtmayla, yani kışkırtmayla ve barışa götürsün söylemlerini beni. Nefret öfkeye değil. Vurdum da benim kardeşim, beni vuran da benim kardeşim. Var mı ötesi?
yalan mı? Kullandırtmasın. Yani bizler şimdi hanımefendi, ben Kürt'üm. Ben aşırı safım. Kürtler çok saf. Ama bu saflığı ne yapıyorlar biliyor musun? Kötüye kullandırıyorlar. Ben alet ediyorlar. Beni maşa ediyorlar. Canlı şeyler burada. Ben geçen konuştum bana ya çok safsın dedi. İnandım sözlerine. Ama dışarı çıkıp da kıyaslamalara bakınca gerçektir. Hani bir espri vardı. Bakın ben Kürt'üm. Kürt'ün aklı sonradan gelir. Yok yok gerçek. Niçin? Şimdi ben adamın sözlerine inandım. Hayran hayran da ne güzel konuşuyor. Siyasetçi ya. Ama dışarı çıktı da kıyaslamalar görünce yazıklar olsun dedim ya. Evet, yazıklar öyle. Olsun. Maalesef. Yalan iftira, yalan o iftira. Yani işte ya azı bu çocuklara, 10 yaşındaki çocuklara sen ne akla kaçırıyorsun ya? Yani bu zihniyetten ne haber beklenir ya? Benim söyleyeceklerim bu kadar, teşekkür ederim. Sizin son sözünüzü alalım. Programı kapatıyoruz. Oraya konuşursanız. Bayrağı seven, devleti seven. Her bütün çocuklar için buradayım. Ölünceye kadar buradayım. Bu insanları, bunları seven bize destek çıksın. Evet. Bu kadar. Bir son sözü var mı acaba? Hazırlayın bir tek bayrak. Tek vatan, tek devlet. Tek devlet. Tamam mı? Evet. Bunu iniyorum. Hayır, teşekkür ederim. Evet. Programımızı burada kapatıyoruz değerli izleyiciler. Buradaki ailelerin mesajlarını, hikayelerini sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.